Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. Macaristan'dan merhabalar. M5 nolu otoban Szeged yolundayım. Ben Romanya gidiyorum tabi, aynı güzergahtayız. Bura Türkiye'ye doğru gidiyor. Şu anda 53. çıkışın oralardayım. Bugün günlerden pazartesi. Mazotumuzu da Macar'dan doldurduk. Kartından alınca Macar hesaplı geliyor. Romanya'ya göre, Bulgaristan'a göre bura Macaristan daha hesaplı. Hem mazot garantimiz var. Kartından alırsanız tabii. Şöyle yolları merak etmişsinizdir. İzinciler sezonu açıldı. Tek tük araç görüyoruz. Tek tük. Öyle çok yoğunluk, trafik yok. Ara ara böyle görüyoruz yani. Almanya plaka, Hollanda plaka gördük. Avusturya var şu anda. Gördüklerimi söylüyorum. Bugün ayın kaçı? 13'ü. Bugün ayın 13'ü arkadaşlar. 6. ayın 13'ü, artık bir ay sonra herhalde bu yollar patlar, şişer iyicene. Tüm izinciler, gelmek isteyenler, gelenler artık bir aya kadar dökülür. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Dikkat edin, kazasız belasız gelin. Acele etmeyin. Bak, Macar'da parklar genişletiliyor. Yollar böyle, gündüzleri tırların sollama yasağı var. 7,5 ton üzeri. Sabah 7, akşam 10'a kadar sollama yasağı var. Biz tır olarak, ben tır şoförüyüm, tır şoförü olarak sollama yapamıyoruz. Böyle konvoy halinde gidiyoruz ama taksiler falan dın 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 yapıyor. Sol şeritten atağa geçiyor. Basıp gidiyorlar 140-150. Macaristan'da dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Vinyetlerinizi mutlaka alın. Vinyette varsa taksilere, bilmiyorum ama var herhalde, var. Vinyetlerinizi muhakkak girişlerden, siz zaten internetten alıyorsunuz da yine de dikkat edilecek hususlardan bir tanesi. Vinyette kontrol var. Çünkü kontrol yok demeyin. Petrolların girişlerinde veya çıkışlarında veya yol kenarlarında karayollarının araçları bekliyor, kameralı. Yanından geçtiğiniz an sizi görüyor, kayıt altına alıyor. En azından arkanızdan ceza gelir yakalanmazsanız yolda. Onun için gereği yok. 12-13 euro mudur nedir, onu alacağınız artık. Çoğu arkadaşlardan duyuyorum, aylık alıyorlar. Aylık alıyorlar çünkü bir ay izin var. Buraya dönüşte bir ay içinde gene geçiyor. Daha hesaplı oluyor galiba. Bir de bazı petrollarda falan radar var. Radar koyuyorlar arkadaşlar. Ya yine önde 80'den biri gidiyor. Biz de böyle bekliyoruz. Böyle. Yapmayın ya. Laz basın. Şuna bak ya. Ta 82'ye düştük ya. Bas ya. Ya ben bilmiyorum ki ya. Saatli çalışıyor arkadaşlar ya. Benim günde 9 saat çalışma hakkım var ya. 9 saat sonra takom bitiyor. Ben 700 kilometrene yol yapmam lazım buralarda yani. Yol bitmiyor. Kötü bir yerde takom bitiyor. Kalıyor Romanya'da, takom bitecek. Şöyle 10 dakika mı alıyor? Radarlara dikkat edelim. Bir de yukarıda levhalar var. Siyah. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Önümüzde var mıydı? Herhalde yok. Ta Keşkemet'e kadar yok. Oralar radar çekiyor arkadaşlar. Yukarıda levhalar var ya, siyah yazı falan yazıyor ya. Onlarda kamera var. Onlara dikkat edin, değil mi? Yazık. Rahmetli Ali abim 110 euro mu ne bir ceza yediydi. Bir videosunda da bahsediyordu galiba. Depede o Hegyeshalom'dan, Nikestov'dan, Avusturya'dan girdi.
15. 25. kilometrede radara çekilmiş abim. O zaman en son izin yaptığında rahmetli. O da bir ceza, daha evdeyken, Türkiye'deyken mektup gelmiş. Mektup gelmiş. O mektuba istinaden cezasını hemen internetten yatırdıydı. Onun için dikkat edelim. Yazık. 100 lira, 100 euro, 110 euro, 120 euro iyi para. Türkiye'de 18.800 lira, 2000 lira para yapar. Ortalama yani. Ben şey yapmayayım da, yani atıyorsun tutuyorsun demeyin de. Yani ortalamasını söylüyorum. Yazık ya. Bir yemek yersiniz. Bir gariban sevindirirsiniz en azından. İzninizi, bir de şekeriniz bozulmasın yani, tadınız bozulmasın. Ben bir ceza isem moralim sıfıra iner yani. Yani tadı kalmaz, yapacağım izinin tadı kalmaz. Ha, asfası 100 lira. Ceza yemişsin, yemişsin. Ödeyecek mi? Ödeyeceğiz. Ama insan işte onda değil, huzurluğu gibi gördüğü için zoruna gidiyor. Hepimizin yani. Hepimizin. Arkadaşlar buralarda bir sıkıntı da olursa, burası M5 otobanı. Burada bak 60. çıkışta şeydeyim, 60. kilometredeyim. 74. çıkışta Türk Parkı var. İki tane karşılıklı. Birisi 10-20 metre ileride sağda, birisi hemen otobandan bu şekilde giderken, Türkiye Anavatan istikametine giderken 74'ten çıkarsınız, sola dönersiniz. Çıkan otoban biter, yol T olur. Sola dönersiniz. Ondan sonra 100-200 metre diyeyim, 150 metre, 200 metre solda İBO'nun parkı var. Türk yardımcı, başınız bir sıkıntı gelir, bir yardım istersiniz, Türk arabaları var. Anahtar, dahım, dezgah, yani sıkıntı yok. Oralar size yardımcı, ellerinden geldiği kadar yardımcı olurlar. Onun için ondan sonra şey var. Götürdü çobakla, fısır fısır gidiyor lan. Lan 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 lan. Yolun ayağına basınca böyle ses yapar işte, ben de buna kızarım. Kapatmayırım da inadıma. Biraz inadım ben. Ondan sonra İBO'nun parkına geçtikten sonra 100 metre ileride sağda Naci'nin park var, Keskin Park. Navigasyona da Keskin Tır Parkı yazarsanız görürsünüz. Keşkemet Tır Parkı yazarsanız, Keşkemet'te çünkü. Keşkemet Budapeşte'ye ben size söyleyeyim, bir 65-70 kilometre var. 65-70 kilometre de var yani. Ondan sonra zaten 1,5 saat, 1 saatte de şeye Sezeget'i geçersiniz. Neydi o kapının adı ya? Horgoş kapıya doğru gidersiniz. Tompa kapı falan filan. Midland diye telsiz kanalı var arkadaşlar. Midland. Midland. Tır şoförleri hep bütün o kanalda. Yani o kanallara girip bir grup oluşturup da, birisi önder olup da grup oluşturup da kapılardan bilgi alabilirsiniz. Veya tır şoförlerine hemen kısacık. Çünkü biz tırcılar sürekli bilgi akışı yapıyoruz. Macar Romanya kanalındayız. Romanya Bulgaristan kanalı var. Bulgaristan kanalı var. Romanya kanalı var. Macaristan Romanya kanalına girip böyle kapılardan, tır şoförlerinden kendinizi tanıtaraktan, müsaade isteyerekten, çünkü mic alamazsınız. Yani telsiz sıra bulamazsınız. Çok yoğun bir yüzlerce kişi oradan bilgi alıyor. Bilgi akışı sağlanıyor. Mesela sizler de bir kontrol, polis molis, bir kaza, bela, yol kapalı olduğunda siz de oradan bizlere, tırcılara yardımcı olursanız memnun oluruz. Biz de yardımcı oluruz sizlere. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman oraya girip oradan bir tır şoföründen rica edip, bütün tır şoförler alarma geçer. Herkes işte kilometrenizi bilin, nerede olduğunuzu bilin yeter yani. Nerede olduğunuzu güzelce tarif ederseniz sizin yanınıza bir tane hemen tır gelir. E,
gurbetteyiz. Hepimiz biz de sizler gibi gurbetçiyiz. Biz de sizler gibi garibiz, yetimiz buralarda. Bizden başka dostumuz yok. Ancak bizler birbirimize yardımcı olabiliriz. Olmaz demeyin. Oluyor arkadaşlar. Herkesin başına bir şeyler geliyor yani. Sakın benim başıma bir sıkıntı gelmez demeyin. İnsanoğlunun başına her şey geliyor. Her şey. Onun için sizlere Budapeşte'den sevgiler, saygılar diliyorum. Ben 67. şu anda çıkışındayım. 67-74'ten çıkacağım. Bir 2 saat 22 dakikadır araba kullanıyorum. Bir saat pauza vermem lazım. Saat şu anda 10. Burada 9. Onun için arkadaşlar şimdilik herkese hayırlı yolculuklar, hayırlı günler diliyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Sevgiler, saygılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar diliyorum. Bol kazançlar olsun. Hayırlı işler olsun. Ciao bella. Ciao bella.